Bugün 8.30'da Sağlık Saati'ndeki değerli konuğum Doktor Zeynep Seda Pekçetin bizlerle birlikte kendisiyle implant tedavisi üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Dental implantlar nedir? Herkese uygulanabilir mi? Diş eksikliklerinin tedavisinde sıklıkla başvurduğumuz bir yöntemdir dental implantlar. Bize diş eksikliklerinin tedavisinde güzel bir çözüm sunacaktır. Herkese uygulayabilir miyiz sorusu, uygulayabiliriz aslında. Ama bazı durumlarda kemik eksikliği varsa kemik hacmini arttırmamız gerektiren çeşitli augmentasyon metotlarıyla implantlarımızı uygulayabiliriz. Bazen bunu aynı seansta yapabiliriz. Kemik hacmini arttırabiliriz. Aynı seansta implantlarımızı yerleştirebiliriz. Bazen yaklaşık olarak 4-6 aya kadar varan sürelerde beklememiz gerekebilir. Bu kemiklerin hazır üretilmiş olanları, biyomateryalleri kullanabildiğimiz gibi hastamızın ağız içerisinde simfiz bölgesi, çene ucu, ramus bölgesi, 20 yaş bölgelerinin arka tarafı dediğimiz bölgeden kemikler toplayarak bunları da uygulayabiliriz. Çok daha fazla kemiğe ihtiyacımız varsa o zaman kalça kemiğimiz ilyak reflerden yararlanarak kemik uygulamaları yapabiliriz. Bunların hepsine alternatif metotlar tabii ki üretilmiştir. Bu alternatif yöntemler olarak da All-on-4 dediğimiz ama yine belli bir miktarda kemik hacmi gerektirmektedir bu metot. Çeşitli anatomik boşluklarımızı korumak için sinüs boşluklarımızı, foramen mentale çıkış noktalarımızı yani alt çene sinirlerimizin çıkış noktalarını korumak için ama kemik miktarının belli bir hacme sahip olması gerekirken bir miktarda eksiklik varsa açıl ve uzun implantlar uygulayarak daha kısa sürede hastamıza tedavi seçeneği sunar. Bununla birlikte zigomatik kemiklerden yararlandığımız maksilada üst çenede hiç kemik yoksa elmacık kemiklerinden yararlandığımız implant sistemleri vardır. Ve şimdi hastalara özel ketkem sistemlerle üretilen subperiostal dediğimiz implant sistemleri var. Hastanın kendi kemik eksikliğine göre kemiğinin üzerine uyumlayabileceğimiz bir sistemdir bu. Ve bu şekilde de küçük bir grafleme ile de tamamlayarak tedavimizi sonuçlandırırız. Bu tarz alternatif metotlar aslında bize birazcık da daha kısa sonuca ulaşmamızı sağlayan metotlar olabilmektedir. Ama tabii ki hasta seçen metotlardır hepsi. Kemik grafti uyguladığımız hastalarımız da bu çeşitli alternatif metotları uyguladığımız hastalarımızda da sistemik olarak sağlık durumu bizi çok yakından ilgilendirmektedir. Sigara kullanımı, ağız hijyeni hepsi çok önemli. Bu faktörler iyi durumdaysa çeşitler çok fazladır tedavimiz için. Dental implantlar, kemik hacminde hazırlanması ve implantların uygulanması. Aslında bu metotların hepsi uygulanırken hastalarımızın sistemik bir hastalığı varsa eğer o zaman bunun kontrol altında olmasını isteriz. Kontrol altında olamayan bir diyabet, şeker hastalığımız varsa, kan sulandırıcı kullanıyorsa hastamız, antikoagülanlar, o zaman bunlar da her zaman doktorumuzla bir konsültasyonumuzun olması gerekir. Bizim için diyabet hastaları her zaman biraz daha risktir. Yara iyileşmesi ve kemik yıkımları çok daha fazla, yara iyileşmeleri geç olduğu ve kemik yıkımları fazla olduğu için. Ama bunları belli değerler içerisinde eğer hastamız tutabiliyorsa doktor kontrolleriyle ve ilaçlarını düzenli kullanarak ve diyetlerine dikkat ederek o zaman bizim için bu tedavi riskli de olsa uygulanabilir bir durumdadır. Hastalıkları genelde kontrol altına aldığımız durumlarda dental implantları uygulayabilmekteyiz. Peki dental implant nasıl uygulanır? Dental implant eğer kemik miktarı yeterliyse çok kolay uygulanır. Çok kısa sürede bazen bir diş çekiminden çok daha kolay kısa sürede uygulanabilir. Diş çekilmesi gereken bir dişiniz varsa kanal tedavisiyle bir sonuca ulaşamamış ya da kırılmış bir diş çekilmesi endikasyonu konulması en doğrusuysa o zaman bazen aynı seansta dişi çektiğimiz gibi uygulayabiliriz. Küçük bir grafleme ile o bölgeyi kapatırız ve hastamıza hızlı bir sonuç oluşturabiliriz ama kemik miktarı kaybolmuşsa dediğim gibi grafleme yöntemleriyle kemik tozu uygulayarak ya da işte çeşitli kemikler uygulayarak kemik hacmini arttırarak sonunda yaklaşık bazen 4 ay 6 ay beklememiz gerektiren durumlar olur ve implantları bu şekilde de uygulayabiliriz. İmplant uygulamak dediğim gibi duruma göre oldukça kolaydır ama kemik hacminin az olması bizim durumumuzu biraz daha komplike hale getirmektedir. Biraz da birçok kişinin korkulu rüyası olan 20 yaş dişlerine değinmek istiyorum. 20 yaş dişleri çekilmeli mi? 20 yaş dişleri eğer ağzımızda güzel bir şekilde çıkmış, fırçalanabilir pozisyondaysa çekilmesine gerek yoktur. Ancak genelde çene içerisinde bir darlık oluşturur. Doğru pozisyonda çıkamaz, çok geridedir ve biz onu fırçalamakta çok zorlanırız. Fırçalayamayız her ne kadar fırçaladığımızı düşünsek de. Dolayısıyla ister istemez bir plak birikimi olacaktır. Kendisi çürüyecektir, yandaki dişin çürümesine yol açacaktır. Bu yüzden çekimi düşünülmelidir. Ancak bazı durumlarda hiç süremez. Çenelerin içerisinde gömük kalabilir.
bir miktar gömük kalabilir. Diş etinin altında gömük kalabilir ya da kemiğin altında gömük kalabilir. Pozisyon olarak yatar pozisyona gelebilir. Diğer dişimizin üzerine doğru devrilir. Bu durumlarda zaten dişlerimizin arasında bir çapraşıklığa da yol açacaktır. Dişlerimizin zaman içerisinde bir çapraşıklık olduğu, ön gruplara kadar bir sıkıştırdığını gözlemleyebiliriz. Ve aynı zamanda çapraşıklık yüzünden mevcut bütün dişlerimizin arasında çürümeler gerçekleşebilir. 20 yaş bölgesinde olabildiği gibi. Fırçalanamayan alanlar ve besin birikimleri, bakteri birikimleri olduğu için ve epitel artıkları da tam süremediği için, bulunduğu için o bölgede kist oluşumuna da yol açabilir. Bazen enfekte olabilir bu kist oluşumları ya da diş enfekte olabilir. O zaman ağız açmada zorluklarla karşılaşabiliriz. Enfeksiyon yüzünden yine yüzümüz şişebildiği gibi ağız açmada zorlukları olur. Biz buna trismus diyoruz. O yüzden 20 yaş dişleri aslında ilk fark edildiğinde iyi bir durumda, pozisyonda değilse, fırçalanması zor olacak bir durumdaysa, ki genelde böyledir, çekimini öneririz. Peki hocam, 20'lik yaş dişinin çekimi zor mudur? Çekimi genelde kemiğin içerisinde ne kadar gömülü olduğuna ve dişin pozisyonuna göre, daha yatan bir dişse ya da arka tarafa doğru, distal bölgeye doğru devrilmiş bir dişse biraz daha zor hale gelmektedir. Ama doğru teknikler uygulandığında hiç de zor değildir. Peki kistleri kendimiz fark edebilir miyiz? Yani kist olduğunu doktora danışmadan anlayabilir miyiz? Bazı durumlarda kistler enfekte olabilirler ve ağrı yapabilirler. O zaman zaten sizi bize getirecektir. Bir şekilde doktorunuza gitmek isteyeceksiniz, tedavi olmak isteyeceksiniz çünkü ağrısı çok şiddetli olabilir. Ama bazı durumlarda da hiç fark ettirmeden orada büyür. Kemiğinizin erimesine yol açar, dişlerinizin devrilmesine yol açar, diğer dişlerinize de zarar verir. Bir yerden sonra dişlerinizin hafif hafif sağlanmaya başladığını görebilirsiniz. Çünkü kemiğin içerisinde bir boşluk oluşturuyor. Bu kistler için geçerli, ağız içerisindeki çeşitli tümörler için geçerli. Hatta ağzınızda sürekli bir travmaya maruz kalan bir yer varsa ya da sadece travma değil, bazen viral yollarla bulaşmış bir şey de olabiliyor. Çeşitli birçok faktörü var aslına bakarsanız. Küçük bir lezyon bile zaman içerisinde kötü bir squamous hücreli karsinoma dediğimiz, varikoz karsinoma dediğimiz, yani ağız kanserlerine, oral kanserlere doğru yol alabilir. O yüzden aslında şöyle diyebiliriz, fark edebilirsiniz ancak fark edemeyeceğiniz durumlar çok daha fazla olabilir. Rutin olarak radyografik kontroller, yani bir panoramik radyografi bize yardımcı olacaktır. Bunların çekilmesi, doğru gözlerle bu panoramik radyografilerin okunması, doktor kontrolleriniz, bunların sağlanması aslında en doğrusudur. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Hocam, yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Diş eksikliklerinizin tedavisinde dantel implant yaptırmaktan çekinmeyin, korkmayın derim öncelikle. Burada diş eksikliklerinizi en doğru dantel implantlarla tedavi edebiliriz aslında. Çünkü kemiğe de bir baskı uygulandığı için kemik hacminizin de yıllar içerisinde korunmasını sağlayacaktır dantel implantlar. Dantel implant uygulamayı geciktirdiğiniz noktalarda kemik yıkımı daha hızlı olacaktır. Ve kemik yıkımı olduğu zaman işlemler biraz daha komplike hale gelecektir. Kemik uygulamaları, kemik hacmi arttırma metodu uygulamamız gerekecektir. O yüzden olabildiğince ihmal etmeden bu tedavinizi yaptırmanız gerekir. İmplant yaptırmış olan hastalarımız için söylemem gerekir ki doktor kontrollerinizi asla ihmal etmeyin. Çünkü kemik etrafındaki kemik yıkımı, diş eti sağlığınız, bunların hepsi çok önemli. Çünkü uzun yıllar kullanmak istediğiniz bir tedavi yaptırdınız. Doktor kontrollerimizi rutin olarak yaptırdığımızda, rutin kontrollerimizin sonucunda ağzımızdaki her türlü patoloji, lezyon, kanserleşebilecek oluşumlar, kistler, tümörler, implantlarımızın uzun süre kullanılabilmesi, her türlü aslında dolgularımızdan tutun, yapılan ağzımızdaki bütün işlemlerin ve protezleriniz, hepsinin uzun yıllar güzel bir şekilde kullanılabilmesi için doktor kontrollerini ihmal etmemiz gerekiyor. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Doktor Zeynep Seda Pekçetin aklımıza takılan soruları cevaplandırdı. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın. TV 8.30'da Sağlık Saati'nde bugünkü konuğumuz Tufan Dikici. Tufan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle Muay Thai'yi konuşacağız. Öncelikle Muay Thai nedir? Muay Thai kickbox'tan farkı, biliyorsunuz ben kickbox antrenörüyüm. Daha çok diz ve dirseklerin kullanıldığı bir antrenmandır. Mesela örnek veriyorum. Kickbox'ta klinci aldığımız zaman bir kere diz vurup rakibi bırakmak zorundayız. Ama Muay Thai'da klinci aldıktan sonra hakem durdurana kadar diz vurmaya devam edebiliriz. Yani şöyle söyleyebilirim. Kickbox'a göre bir tık daha sert spordur.
Bu yüzden eğitmenle çalışmak çok daha doğru o zaman. Ya zaten kickboks olsun, Muay Thai olsun eğitmensiz çalışabilecek bir antrenman değildir. Ben de pandemi döneminde çok denedim online dersleri vermeyi. Mümkün olmuyor. Muay Thai vücutta hangi bölgeleri çalıştırıyor? Vücudun tamamını çalıştırıyor. Kickboks gibi bir antrenman boyunca, mesela bir saatlik bir antrenman boyunca çıktığınız zaman vücudumuzda hiçbir kas grubu kalmıyor çalışmayan ve esnemeyen. Haftada kaç gün yapmak gerekiyor? Eğer ki bunu gerçekten sadece spor için yapıyorsanız haftanın 3 günü 4 günü yeterlidir. Müsabık bir sporcu, yani dövüşen bir sporcu olmak istiyorsanız o zaman günler çoğalabilir. Hatta günde 2'ye 3'e çıkabilir. Vücuda etkilerini ne zaman görmeye başlıyoruz? Muay Thai'ın vücuda etkilerini kişinin vücut yapısına göre, antrenman süresine ve disiplinlerine göre değişebilir. Vücuda etkisini yaklaşık 2-3 ay sonra görmeye başlayabiliriz. Ama teknik anlamında kişinin kapasitesine kalmıştır ve hocanın öğretimine. Yani bir Muay Thai sporuna başlayıp dövüşlerde derece yapmalar çok kolay değildir yani. Muay Thai'ye başlamak için belirli bir yaş var mı? Genç yaşta başlamak daha mı doğru? Tabii ki her zaman ağaç yaşken eğilir lafından örnek vereyim. 6-7 yaşlarında başlayıp ilerlemesi daha kolay olacaktır. Muay Thai'ye baktığımızda birçok tekniği olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Bu tekniklerden bahsedebilir misiniz? Muay Thai'da kickboksa daha çok nazaran dirsekler kullanılıyor. Dirseklerin çeşitleri var. O yüzden kickboksa göre az önce söylediğim gibi biraz daha sert ve etkili bir spordur. Tercih göre kalmıştır ama yani kickboks yapan, yani yıllarca kickboks yapmış biri Muay Thai sporlarına başlarsa daha çabuk öğrenir ve daha etkili olur. Sizin de Muay Thai yaparken sakatlanma anılarınız var mı? Evet, Muay Thai yaparken ve kickboks yaparken de mutlaka sakatlanmalar isteseniz de istemeseniz de, ne kadar güçlü ve düzenli çalışsanız da oluyor. Onun için ben Muay Thai olsun, kickboks olsun antrenman öncesinde mutlaka bir yarım saat crossfit ekliyorum. Yani rakip güçlendirmemiz gerekiyor sporcumuzu. Çünkü ringe çıktığımız zaman sonuçta neredeyse iki demir karşılaşıyor. İki demir birbirine vuruyormuş gibi etkide. Onun için sakatlanmaların olmaması için çok aktif, çok güçlü ve ağırlık çalışmamız, antrenmanlar olması gerekiyor. Örnek veriyorum, Muay Thai ile ağırlığı birleştirmemiz gerekiyor. Hepsi bunların bir bütündür. Yani tek başına teknik kullanarak olmaz hiçbir zaman. Tamam, tekniniz güzel olur ama güçlü olmazsınız, en ufak darbede sakatlanırsınız. Onun için vücudun tamamını, yani saç telinden tırnak ucuna kadar her yeri güçlendirmemiz gerekiyor. Muay Thai'de de, crossfit'te de, kickboks'ta da ısınma hareketleri çok önemli. Tabii, değil mi? Şimdi. Genelde bütün sporlarda önemlidir. Bazen buna önem göstermiyorlar. Ama ben bütün antrenmanlarımın başlamadan 20 dakikasını ısınmaya ayırıyorum. Ve aktif bir ısınma. Ondan sonra dövüşlere veya tekniklere başlatıyorum. Demin iki demirin çarpışması gibi, evet, olarak nitelendirdiniz Muay Thai'yi. Peki bu iki demirin demir gibi olabilmesi için nasıl beslenmesi gerekiyor? Beslenme her sporda olduğu gibi, hatta spor yapmayan insanlarda olduğu gibi çok önemli. Sporcular da biraz daha önemli. Mutlaka protein ve yeşillik ağırlıklı. Ben tek başına proteine de karşılıyım. Çünkü mutlaka yeşillik olması gerekiyor. Bazı deneyler yapılıyor, biliyorsunuzdur. Programlar var. Bir sporcuya bir ay boyunca sadece protein yediriyorlar. Bir tanesine sadece yeşillik yediriyorlar. Yeşillik yediren daha aktif bir yaşam içinde oluyor. Daha rahat oluyor vücudu ve daha güçlü oluyor. Rekorları daha çok rahat kırıyor. Onun için ben ikisinin taraftarıyım. Hem protein ve bol yeşillikli beslenme. Hepsine oranlı yediğimizde aslında en güzeli oluyor. Tabii ki en güzeli. Çünkü vücudun hepsine ihtiyacı var. Hatta karbonhidrata bile ihtiyacı var. Onu daha az bir miktarda tüketebiliriz enerjiyi sağlamak için. Tufan Bey, Muay Thai'ye başlayacak olan ve başlamayı düşünen kişilere tavsiyeleriniz neler olacak? Mutlaka başlayıp bırakmayı düşünmesinler. Düzenli ve disiplin bir şekilde devam etsinler. Hocalarına, derslerine, kurallarına uysunlar. Ve spor amaçlı öğrensinler. Bunu yanlış bir şekilde başka yerlerde kullanmak için değil de spor amaçlı, belki de bazen insanlara yardım etmek amaçlı öğrensinler. Düzenli gelsinler antrenmanlara, yeterli. Devamlılık başarıyı getiriyor. Disiplin başarıyı mutlaka getiriyor. Yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak söylemek istediğim, ailelere söyleyeceğim. Mutlaka çocuklarını sporla büyüsünler. Hayatlarında bir spor olsun. Daha başarılı, daha özgüvenli, daha yardımsever ve daha sakin bireyler olurlar. Artı bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii. Bütün ailelere söylüyorum. Bazen sınav haftasıyla çocuklarını spora yollamıyorlar. Kesinlikle yanlış. Kendilerine söylüyorum. Hatta bir okulda şimdi bununla ilgili bir eğitim vereceğiz. Ben bir araştırma yaptım. Sınav haftası diye yollamayan ailelerin çocukları, yollayanlar daha başarılı. Mesela yollamayanlarınki daha başarısı oluyor. Mutlaka sınav haftası olabilir. Tabii ki dersleri çok önemli. Haftada 3 değil de 2 gelsinler. Ama mutlaka bırakmasınlar, gelsinler, kafalarını boşalsınlar, deşarj olsunlar. Sağlam, sakin bir kafayla sporu bırakıp eve gidip ders çalışsınlar, daha başarılı olacaklardır. Spor stresi kontrol etme noktasında çok önemli. Kesinlikle. Ve sadece vücut için düşünmeyelim, beyin sağlığı için de çok önemli. Yani geliyorlar, kafalarını boşaltıyorlar, arkadaşlarıyla görüşüyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar.
tertemiz çıkıp gidip derslerini çalışıyorlar ve daha başarılı oluyorlar. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Siz de davet ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Tufan Dikici ile gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetin sonuna geldik. Değerli konuklarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her hafta stüdyomuzda konuklarımızı ağırlamaya devam ederken kendi kliniklerinde de ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün Alanya'da Deniz Egece ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Betül Hanım. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Bizlere öncelikle nöro zayıflama ve eğitimle zayıflama seanslarınızdan bahsetmenizi istiyorum biraz. Şimdi nöro zayıflama veya eğitimle zayıflama zaten benim dünyada geliştirdiğim bir yöntem. İkisi de aynı kapıya çıkan bir mantık aslında. Ama isim olarak nöro zayıflama, hani nöro pazarlama, nöro imaging, yani nöro yönetim, nöro reklamcılık gibi de algılayabiliriz. Yani önüne nöro gelmesi, zayıflamanın önüne nöro gelmesi, zayıflama konusunda beyni dikkate almak anlamına geliyor aslında. Yani bugün bir nöro reklamcılık ya da nöro pazarlama dediğiniz zaman, yani pazarlamada nöroyu, beyni dikkate alarak pazarlamak. Tesadüf değil, bilinçli yapmak. Nöro reklamcılık, yani reklam konusunda beynin algılamasını dikkate almak gibi de düşünebilirsiniz. O yüzden zayıflamaya baktığınız zaman aslında kilo vermek, yani ben onu yöntem olarak incelmek ve güçlenmek olarak nitelendiriyorum. Çünkü zayıflama kelimesine bile bilinçaltımız hemen direnç gösteriyor. Zayıflamaya bile. Ama bu yöntem, nöro zayıflama veya eğitimle zayıflama yöntemi, kısacası beynin değişme yöntemi diyebiliriz. Yani önce beyin değişiyor, beyindeki bilgiler değişiyor. Böylelikle beden değişmiş oluyor. Eğitimle yani sağlıyorsunuz bunu. Bunu eğitimle sağlıyoruz. Beyni dikkate alarak sağlıyoruz. Yani sadece ve sadece fiziksel değişim yapmıyoruz. Çünkü fiziksel değişimde tekrardan eğer beyin, yani bilinç, yani da bilinçaltı değişmediyse tekrardan eski beyin bedeni tekrar şişmanlatıyor. Derler yani bu problemi üreten beyin çözemez derler örneğin. Hani problemi bu beyin üretti. Yani bu sonucu bu beyin üretti. Yani şişmanlığı bu bilinç üretti. O zaman ne yapmak lazım? O bilinci kalıcı olabilmesi için değişmesi lazım. İşte o yüzden eğitim burada devreye giriyor. Ya da nöro zayıflama dediğimiz bir mantık burada devreye giriyor. Peki süreç nasıl başlıyor ve nasıl devam ediyor? Bizlere biraz aktarabilir misiniz? Şimdi bu süreçte birçok yöntemlerim var. Kitaplarım var öncelikle. Onlara da birazdan değineceğiz. Tabii ki. Kitaplarımı okuyarak da bu yöntemde kendisini zayıflatan insanlar var. Yani tek bir kitabımı okuyarak 50 kilo veren insanlar var. Ya da telkinlerimi dinleyerek zayıflayan insanlar var. Yani işitsel ve görsel cihazlarım var. Görsel olarak yani bu VR dedikleri göze takılan ve izleyerek fikir değiştirmesini sağlamak veya eğitim sağlamak. Ya da işitsel cihazlarım var. Onlar kulaklık biçiminde, içerisinde 10-20 çeşitli telkin miktarlarıyla telkin süreçleri var. Onları dinleyerek kişi bilinçaltını değiştirebiliyor. Bu hem görsel hem işitsel cihazların içerilerinde aynı zamanda 25. kare dediğimiz veya subliminal mesajlar dediğimiz, bu reklamcılıkta, televizyonculukta da bir zamanlar yasaklanmadan kullanılan teknikler de kullanıyoruz. Tabii burada kişi zayıflama için bize başvurduğu için o teknikleri içerisinde kullanabiliyoruz. Yani bilinçli bir şekilde alıyor bunu. Bilinçaltını tetiklemesi, değiştirmesi gibi yöntemleri, teknolojik yöntemleri kullanıyoruz. Çünkü burada beyin frekansı dediğimiz bir belirli bir hertse düşürmeye çalışıyoruz beynin konuyu daha çabuk öğrenmesi adına. Yani herhangi bir öğretim mantığında değil de süper learning dediğimiz süper öğrenme pozisyonuna beyni indirme frekansına düşürdüğümüz zaman, düşürdükten sonra bu cihazlar o telkinleri, kişinin telkine maruz kalmasını sağlıyor. Bu da telkinle düşüncesini, inancının değişmesini sağlıyoruz. Aslında örneğin baktığımız zaman herhangi bir zorlu yanı da yok. Hiçbir zorlu yok. Yani sonuçta bir eğitim prosesi. Hiçbir yan etkisi, hiçbir zararı söz konusu bile olamaz. Çünkü sonuçta böyle bir şeyin zararlı olmuş olması, bütün televizyonların kapanması gerekiyor o zaman. Bütün televizyonlar da zararlı. Televizyonun verdiği etki kadar bir etki ama içinde tabii sadece buna odaklanılmış. Bu fikri değişimini sağlayacak etkenleri, dirençleri, korkuları, endişeleri, kaygıları, psikolojik durumları. Bunlarla savaşıyor zaten o telkinlerin tamamı. Kitap okuyarak da zayıflayanlar var demiştik. Kitapta ise kişi kendisi okuyarak anlamaya çalışıyor. Yani baktığınız zaman bir nörobilimci olarak beyne baktığımız zaman okuyarak %10 etkisi varken dinleyerek %30'a çıkıyor. Seyrederek %50'ye çıkıyor. Yani gözlemleyerek.
Ama bizim bütün eğitimlerimizde canlandırma teknikleri kullanarak beyinde bunun hayal kurmasını sağlıyoruz. Bu da %80-90'lara çıkartıyor. Yani beyinde etki üretmek adına bu bütün subliminaller, 25. kareler, imajinasyonlar, hayal kurma teknikleri, birçok teknikleri bir bütün halinde yazmaya, kullanmaya, sözelde, görselde alt yapı olarak çalışıyoruz. Yani kitabımı bile okuduğunuzda tekrara düştüğümü düşünebilirsiniz. Fakat aslında tekrara düşmüyorum. Kitabı okuyan kişi farklı insanlar olduğu için farklı algılayabilecekleri veya farklı tetiklenebilecekleri için aynı konuyu farklı hikayelerle anlatarak içerik oluşturuyoruz. Belki de tekrar yani, okuduklarında bile aynı kişi farklı anlamlar çıkarabilir mi? Aynen. Aynı kitabı her 3 ayda bir, 2 ayda bir yani bir süreçten sonra okuduğunuzda göreceksiniz ki başka bir kitap okuduğunuzu inanacaksınız. Yani böyle öyle de bir kitap yazdım diyorsunuz. Kitabı nörobilimi dikkate alarak yazdım. Yani, onlardan da bahsedelim biraz öyleyse. Pek çok kitabınız mevcut. 7 dilde basılmış aynı zamanda. Aynen öyle. Yani özellikle son söz kitabım. Hani Türkiye'de sağlık sektöründe ve eğitim sektöründe en çok, eğitim demeyelim de sağlık sektöründe en çok satan kitaplardan bir tanesi oldu. Aşağı yukarı 5 sene. Kitabı. Evet, 5 sene falan bestseller, top 10'da sürekli reklam vermiyorum ama birçok yerde yani ilk 10'da sattı yani. Bu kitap 7 dile çevrildi. Hani Almanca, İngilizce, Fransızca, işte Flamençe, Azerice, Rusça gibi dillere çevrildi. Sonra işte yaklaşık 21 baskı aldı. Burada da gösterebilirim yani yabancı dillerde çevrilmiş Rusçası, işte Azericesi, Fransızcası, İngilizcesi gibi kitap farklı dillere çevrildi. Ve şu anda dünyanın birçok ülkesinde yani 50'ye yakın bir ülkede satışa başlandı bu kitap. Etkili, çok etkili. Yani bu kitabı okuyarak hiçbir şekilde başka ürün ve hizmetlerimi satın almayan veya ihtiyaç duymayan insanlar sadece kitapla bu işi becerebildiler diyebilirim yani. Ve kalıcı oldu ve en önemli kısmı. Aynen böyle. Çünkü kişi kitabı okurken yani normal bir kitap gibi değil zaten. Hani normal roman kitabı ya da işte herhangi bir diyet programı anlatan bir kitap değil bu. Bu kitap sizi tanımlıyor. Sizi hatırlatıyor. Size farkındalık kazandırıyor. Ve böylelikle kendi beyninizi tanıyor, bilgiyi tanıyorsunuz, kilo yapan sebepleri fark ediyorsunuz. En önemlisi doğru olduğuna inandığınız yanlışları fark etmeye başlıyorsunuz. Bu çok önemli. Zaten kiloya sebep olan ve kilolu kalmanıza neden olan doğru olduğuna inandığınız yanlış inançlarınızdır. Biraz bunlara da değinelim mi öyleyse? Tabii ki, buyurun. Doğru bilinen yanlışlara. Buyurun sizlerden dinleyelim. Şimdi birçok doğru olduğumuza inandığımız yanlış inançlarımız örneğin beslenme konularında, örneğin hareket konularında. Çünkü kişi eğer beslenme konusunda doğru olduğuna inandığı inançları devam ettirdikçe fazla miktarda beslenmeye sebebiyet veriyor. Ya da hareket konusunda doğru olduğuna inandığı ama yanlış inançlar onun hareketsiz kalmasına sebebiyet verebiliyor. Tabii kişiden kişiye de değişiklik gösteriyor bunlar. Kesinlikle değiştirir. Evet, kesinlikle. O yüzden kitaplarımın tamamında anonimlik var. Yani genel bir anlatım var. Ama kişi bunu kitaplarda çözemiyorsa biz online eğitimlerimizde ve kamplarımızda daha spesifik çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Uzman kendisine tahsis ediyoruz. Psikologla çalışıyor. En baştan alalım süreci. Kamplarınız da bulunuyor aynı zamanda. Danışanlar sizlerin yanınıza geldiler. Evet. Ardından nasıl bir prosedür izliyorsunuz? Devamında nasıl gelişiyor süreç? Sizlerden dinlemek istiyorum. Şimdi kamplarımız ayrı bir hizmet tarzımız. Online eğitimlerimiz, yani uzaktan eğitim diyebiliriz. Ayrı bir proses. Kamplar için benim yanıma gelmeleri gerekir. Aslında ben İstanbul'da yaşayan, İstanbul'da enstitüsü olan bir kişiydim. Fakat Alanya taraflarında kitap yazmaya geldim ve burayı çok sevdim. Ve burada kamp olasılıklarım çok güzel geçti. Yani son 3 seneden beri kampları burada yaptım. Güneş, hava, deniz, havalimanları harika bir yer. O yüzden kampları buraya almaya karar verdim. Sonra enstitümü buraya taşıdım. Neden burası derseniz, yani neden kamp derseniz pardon. Çünkü kamplarda beni birebir hizmete girebiliyorum. Kendim birebir danışanlarımla çalışabiliyorum, ilgilenebiliyorum. Ve bir hafta sürüyor bu kamplar ve bir hafta içerisinde onlara aslında farkındalık kazandırabiliyorum. Bilinçaltlarının nasıl değişebileceklerini öğreniyorlar. Uygulamalarla nasıl bunu yapabileceğimizi öğreniyoruz. Diyeceksiniz ki 7 günde 50 kilo zayıflanır mı? Hayır, biz 7 günde 50 kilo zayıflatmıyoruz. Bizden sonra nasıl vereceğinin programını eline veriyoruz. Fakat kampta bana geliyorlar ve kampta beni görüyorlar. Ama online eğitimlerinde diyelim ki Amerika'da, diyelim ki Avrupa'da, diyelim Fransa'da, İtalya'da. Kişi buraya gelemiyor, zaman problemi var ya da çalışıyor iş dünyasında.
business kadını diyelim. Bu kişi online eğitim alabilir. Yani biz ona uyuyoruz bu sefer. Yani saat olarak, mekan olarak. Artık dünyamız yani bu koronadan sonrasında bu daha da gelişti. Online eğitimler, toplantılar, bugün politikacılar bile, bakanlıklar vesaire online üzerinde çalışmalarını sergileyebiliyor. Fakat bu online'da da daha farklı bir şey oluyor kamplara göre. Çünkü kamplarda anonim çalışıyor. Nasıl yani bir farklılık oluyor? 30-40 kişi, 50 kişi bir arada eğitim alıyor. Online'da birebir alıyor. Tacize uğradıysa, tecavüze uğradıysa örneğin ya da işte depresyon durumları, travma durumlarının hepsini psikologla konuşabiliyor. Deniz'e Gece ile sohbetimizi sonlandırıyoruz. Sözü stüdyodaki konuklarımıza aktarıyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumla, genel cerrahi uzmanı Ozan Andaç Erbil ile birlikteyim. Kendisiyle safra kesesi hastalığını ele alacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Direkt konumuza geçiş yapmak istiyorum. Hemen. Safra kesesi nedir? Belirtileri nelerdir? Anlatır mısınız bizlere? Safra kesesi karaciğerin altında duran ve insanların yağ sindirimini sağlayan bir organ. Aslında bunu safra kesesi yapmıyor, içindeki safra yapıyor. Ve toplum tarafında bilinenin aksine safra kesesi safra salgılamaz. Safra kesesi karaciğer tarafından salgılanan safrayı konsantre eder, daha bir yoğunlaştırır. Ve insanın ne zaman yemek yediği belli olmayacağı için yağlı bir yemek yendiği zaman safra kesesi kasılarak hemen içinde biriktirmiş olduğu hazırdaki safrayı bağırsağa akıtır. Bu sayede yağlı yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırır. Safra kesesinin fonksiyonu budur. Hastalığı deyince peki ne anlamamız gerek? Hastalığı deyince safra kesesi çok güzel bir soru. Safra kesesi herkeste var. Sizde de var, bende de var. Çok nadiren hani milyonda bir safra kesesi olmayan insanlar var mı? Var. Onlar da var ama onlar konumuzun çok dışında olan şeyler. Safra kesesi hastalığı dediğimiz zaman aslında safra kesesi taşını kastediyoruz. Çünkü safra kesesinde de evet 4-5 çeşit hastalık var, diskineziler var, afonksiyoneler var, işte ne bileyim disfonksiyone keseler var falan ama aslında safra kesesi hastalıklarının %99'u safra kesesi taşıdır. Safra kesesi kanseri vardır. Ama kodumuzu dağıtmamak adına esasen toplumumuzda en sık görülen ve bizim toplumumuzda da çok sık olan safra kesesi taşı. Onu anlamamız gerekir safra kesesi hastalıkları deyince. Peki neden toplumumuzda çok sık görülüyor hocam? Daha çok kimlerde rastlanıyor? Çünkü biz bir Orta Doğu toplumuyuz. Bizler yağlı yiyecekler yiyoruz. Yağlı yemek yemek en önemli risklerden birisi. Bu safra kesesi taşı riskini arttıran bir faktör. Bir. İki, sarışın olmak önemli. Şu an biraz üzülmeliyim öyleyse. Yani henüz gençsiniz. Kırklı yaşlar daha sık görülür. Bunun için bir zaman lazım çünkü. İleriki yaşlar daha evet, sorunlu taş diyebiliriz. Taş için daha sorunlu, daha problemli yaşlar. Niye oluyor? Çünkü bir sebeple kolesterol mekanizması bozuluyor. Bir sebeple safranın içerisindeki bileşim bozuluyor ve yoğunlaşmaya başlıyor. Hani lafın başında dedik ya safra kesesi safrayı yoğunlaştırır, onu konsantre eder. İşte fazla konsantre ettiği zaman taş olur. Buradan pay biçmek lazım. Yani süzme yoğurt gibi bir şey. Ben bazen hastaları anlasın diye öyle anlatıyorum. Yani yoğurdu fazla süzdürürseniz çok katılaşır değil mi? İşte safra kesesi birazcık bunu yoğunlaştırsa iyi, hoş, güzel. Ama biraz ayar bozulduğu zaman çok yoğunlaştırıyor. Peki ondan ayarını nasıl bozmayabiliriz? Ayarını nasıl bozmarız? Şimdi sarışın olmamak bizim elimizde değil. Evet. Sizden esmer yapamayız. Kırklı yaşlara gelmemek bizim elimizde değil. Allah herkese ömür versin. Ama yağlı yiyeceklerden korunmak, baharatlı yiyeceklerden korunmak, pastörize yiyecekler veya fabrikasyon yiyeceklerden korunmak. Yani ne demek? Ona da şöyle örnekler veriyorum ben. Hamburgeri evinizde kendiniz yapın. İlla yiyeceğim diyorsanız. İlla yiyeceğim diyorsanız. Ha ben yemiyor muyum? Ben de yiyorum arada sırada. Tabii ki yani. Karnım acıkmıştır, dışarıdayımdır, o an evde değilimdir. Evet dışarıda bir şey yerim ama bunu bir alışkanlık haline getiren insanlarımız var artık ne yazık ki. Toplumumuzda çok da yaygın. Artık bu çok sıklaşmaya başladı. Garip bir örnek ama
şöyle şeyler duyuyorum. Ben hala çok garipsiyorum. Bilmiyorum siz garipsiyecek misiniz? Çok merak ettim. Poğaça ve kolayla kahvaltı yapan insanlar var. Kola. Evet. Yani sabah saat 6.30'da kalkıp karşıdaki pastaneden işe giderken bir poğaça, bir kutu kola alıp bununla kahvaltı yapan insanlar var. Yani şimdi, kahvaltı çok en önemli öğün diyoruz ama böyle yapacaksak yapmamak çok daha iyi diyebiliriz evet, aslında. Yani konuyu toparlarsam aslında ben insanlara şunu söylüyorum. Anneniz babanız size çocukluğunuzda ne yediriyordu ise oraya geri dönün. Evinizde yapın, kendiniz yapın. Fabrikasyon yiyeceklerden uzak durmaya çalışın. Bunları yaptığınız zaman aslında sağlıklı beslenmiş olacaksınız. Çok fazla ayrıntıya girmeye gerek kalmayacak. Evet, fazla yağlı, fazla salçalı yiyeceklerden uzak durmak tabii ki sağlığı gerektirecektir. Ama günümüzde kötü bir beslenme alışkanlığı Türkiye'de çok yayılmaya başladı. Belki sizle bir sonraki programda obezite konuşacağız. Orada daha da ayrıntısına gireceğiz. Kesinlikle. Yani bu toplumumuzun sağlığını bozuyor. Bugün safra kesesi problemleri çıkıyor. Ardından başka bir hastalığı getiriyor. Obezite çıkıyor, sonra hiperkolesterolemi çıkıyor, ondan sonra hiperlipidemi çıkıyor, tansiyon çıkıyor, kalp hastalıkları başlıyor, şeker hastalıkları başlıyor. Aslında biz hastalıkları kendimize davet ediyoruz. Çağırıyoruz, evet. Yani gel beni bul diyoruz. O da buluyor. Yaptığı iş o. Evet. Kendi organımızı aramak gerek. Kendi organımızı kendimiz bozuyoruz. Bu kadar sık değildi toplumda. Ben 20 yıllık cerrahım. Hakikaten bu kadar sık değildi. Ama son 4-5 yıldır ben bile gözümle yani hissediyorum bunu. Bir rakam, bir sayı veremem ama polikliniğe gelen hastalarımdan fark ediyorum. Yaptığım ameliyat sayısından fark ediyorum. Her geçen gün yaptığım ameliyat sayısı, safra kesesi ameliyatı sayısı katlanarak artıyor. Beslenme düzeni alışkanlığımız değiştiği için artarak devam bence ediyor. Bence ana sebep o. Bence ana sebep. Bu yüzden aslında diyebilir miyiz? Var. Yaş oranı da azaldı, düştü. Düştü. Ha, tabii şu var. Eskiye göre artık Türkiye'de şükür ki tetkik tanı aşamalarımız gelişti. İyi bir sağlık hizmeti sunuyoruz biz Türkiye olarak. Ben yurt dışında çalışmışlıklarım oldu. Almanya'da, Japonya'da falan çalıştım. En azından oralar kadar hakikaten yürekten söylüyorum. Medeni ülkelerdeki kadar iyi bir sağlık sistemimiz var bizim ülke olarak. Dolayısıyla hastalıkları bir bölümünü erken yakalıyoruz. Pandemi sürecinde de bunu en güzel şekilde gördük aslında. Gördük, evet. Çok kesinlikle haklısınız. Bir sürü ülke perişan oldu ama biz bayağı iyi bence toparlamaya çalışıyoruz. Yani tabii ki bu bir pandemi. Yani bir bölümüyle başa çıkabiliyorsun, öbür tarafında başa çıkamıyorsun. Olabildiği kadar ama en azından biz bir Orta Doğu ülkesi değiliz. Lafın başında Orta Doğu ülkesiyiz dedim ama yeme alışkanlığı açısından söyledim bunu. Nispeten bayağı bir medeni ülkeler seviyesinde sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunun da etkisiyle hastalıkları erken teşhis ediyoruz. Ama lütfen buradan bir mesaj olsun. Beslenme alışkanlıkları çok önemli. Beslenme alışkanlıklarımızı düzeltmek zorundayız. Yeni moda beslenme değil, eski moda beslenme, sağlıklı beslenme. Geçmişe bir dönüş yaşamalıyız. Hocam en başa dönecek olursak. Evet. Kişiler sizlere hangi şikayetlerle gelmekseler ben bunu merak ediyorum. Şimdi tabii kendinizi de düşünüyorsunuz bu arada değil mi? İlla ki. Şimdi genelde hastalar şöyle şikayetler anlatırlar. %70-75 civarında şikayet budur. Karnının sağ üst tarafında ki burası zaten safra kesesinin olduğu yerdir. Sağ üst kadran deriz biz oraya. Özellikle yemek yağlı yiyeceklerden sonra ve özellikle çikolata yedikten sonra artan bir baskı hissi. Ama bu hissiyat ilk zamanlar insanı çok rahatsız etmez. İlk zamanlar bunu çok da anlamaz zaten. Ama bir süre sonra dikkatini çekmeye başlayacak kadar bir ağrı. Yarım saat sürer, bir saat sürer. Bir baskı hissi ise de ilk zamanlar der ki ya bugün çok yedim herhalde. Öyle düşünür. Bir sonrasında işte bir lahmacun yediği zaman yine gelir. Bir Adana kebap yediği zaman yine. Bakın dikkat edin yağlı yiyecekleri söylüyorum. Evet. Ondan sonra bir çikolata yediği zaman yine gelir. 1, 2, 3, 5 derken rahatsızlık duymaya başlar. Ana şikayet budur. Nasıl bir rahatsızlık? Tanımlayabilir misiniz tam olarak? Baskı hissi ve ağrı hissi.
Bu tam burada bir sanki sancı gibi mi? Sancı gibi. Bazı hastalar şey derler. Yani burada bir yumruk var, sıkıyor. Bazı hastalar derler ki burada bir çocuk var, oynuyor. Hastaların tabirleri önemli. Hani siz de öyle tarif edersiniz, evet, çünkü evet, genelde hastalarınızı. Bizim için de önemli. Bizim tıp kitaplarımızda da aslında böyle yazar. İlginç bir şeydir. Anlayabilmemiz için değil, evet, mi? Evet, çünkü hastayla aynı dili konuşmamız için böyle yazar. Yoksa hasta gelip tabii ki bana biliyer spazm atağı geçiriyorum demeyecek. Yani hasta gelip bana buram ağrıyor. Derdini anlatmak için. Buram ağrıyor diyecek. Sancı şeklinde söyleyecek. Uzun sürmez ilk zamanlar. Fakat hastaların ancak ve ancak %65-70'i, bilemedin %75'i bu şikayetle gelir. Bir bölüm var ki onlar normalde çok şikayetleri yoktur ya da bu ağrıyı hiçbir şekilde kayda almazlar. Çünkü hafif bir ağrı olarak nitelendirir. Rahatsız etmediği için. Rahatsız etmediği için doktora gitmez. Sakıncalı mı? Böyle hastalar da var. Aslında sakıncalı. Oraya geleceğim. Şöyle oluyor çünkü. Bir süre sonra safra kesesindeki taşlar ya iltihap yaparlar ya da safra kesesi annenin bağlı olduğu ana safra kanalına düşerler. Şimdi eğer zamanında bu şikayetleri kayla almaz ve doktora gitmez ise, o zaman bu safra kesesindeki taş illaki bir problem yaratır, yaratacaktır. Ama ne zaman yaratır? O senede şöyle bir istatistik var. Safra kesesi taşı olan bir hastanın taşı ispat edildikten sonra bir komplikasyon çıkması, yani bir sorun yaratması her sene %1 artar. Yani siz safra kesenizde diyelim ki şu anda 20 yaşındasınız. Safra kesenizde taşı tespit ettik. O veya bu sebeple ameliyat olmadınız. Her geçen sene 1 puan %1 sizde risk yaratır. O zaman yani 40 yaşına en geldiğiniz zaman olmak hayat, aynen, 40 yaş, 40 yaşında kadar 20 sene beklerseniz %20-25'e yakın bir komplikasyon, bir sorun oluşturma hali vardır. O yüzden hastalıkları ertelememek, hastalıkları ötelememek ama çok da hastalık hastası olmamak lazım. Bunu bir ayarını tutturmak lazım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür programımıza ederim. Konuk olduğunuz için şerefler verdiniz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ozan hocamla aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Değerli izleyiciler, çok kıymetli bir konuğumla birlikteyim bugün. Profesör Doktor Nurettin Yiğit bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şerefler verdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Tabii konuğunuz olmak ayrı bir onur. Sağlık temalı bir programa misafir olup ekran başındaki izleyicilere bilgi verebilmenin de heyecan içerisindeyim. Kesinlikle. Öyleyse hemen başlayalım konumuza. Tabii ki. Öncelikle göğüs cerrahisini kapsadığı alanlar nelerdir? Bunları dinlemek istiyorum sizlerden detaylı bir şekilde. Yani göğüs cerrahisini tabii anlatarak başlamakta şöyle fayda var. Eskiden göğüs kalp damar diye tek bir branştı. Yıllar önce bunlar ayrıldı. Kalp damar sadece kalp ve damara yönelirken biz aslında karın ve boyun arasındaki bütün alanın cerrahisini devraldık. Yani bu şu demek, göğüs kafesinin içindeki kalan organların ameliyatlarını biz yapıyoruz. Ama bir şey daha var. Bazen çok anlayamıyor insanlar. Mesela el terlemesi, el morarması gibi hastalıklar da bizim konumuz. Ya da işte kolay gelen bazı sinirlerle ilgili hastalıklar. Örnek veriyorum, el terlemesi ameliyatını bir göğüs cerrahı niye yapıyor? Bazen insanlar anlamakta zorlanabilir. Çünkü bu alana giden sinirler göğüs kafesinin içinden geçiyor. Öyle olunca da ameliyatlarını biz yapıyoruz. Bazen bu omuz bölgesinde sinirlerin sıkıştığı torasik atlet dediğimiz bir hastalık var. O da bizim konumuz ama majör akciğerler, akciğer zarları, kaburgalar, göğüs kafesi, yemek borusu, yani bu alandaki organlar. Öyle olunca da tabii özellikle günümüzün en çok şeyi akciğer kanseri ve işte onunla ilgili hastalıklar bizim alanımızın büyük bir kısmını oluşturuyor. Öyleyse akciğer kanserine geçecek olursak hocam, belirtileri nelerdir diyerek başlayabiliriz. Yani akciğer kanseri bizim şu an tabii konumuzun en büyüğü göğüs cerrahları olarak. Tabii travma cerrahisinde de yerimiz tartışılmaz. Çünkü insanlar düştüğü zaman kaburgalarını kırmayı seviyor. Yani seviyor dediğim böyle bir şanssızlıkları var. O zaman da bizim hastamız oluyorlar doğal olarak. Akciğer kanseri aslında biz göğüs cerrahlarının son dönemdeki iş alanının büyük bir kısmını oluşturuyor. Niye? Çünkü yaşam kalitesiyle birlikte ve
ömürün uzamasıyla birlikte bu bizim majör işimiz haline gelmeye başladı. Ama eskiye gidersek eskiden neydi? Daha çok enfeksiyon bağlantılı işler. Yani geçirilmiş zatürrelere bağlı akciğer harabiyetinin tedavisi, bu köpek ve hayvan kistlerinin oluşturduğu kistatikler, bunlar da işimiz. Ama şimdi artık akciğer kanserini daha çok konuşuyoruz. Bir de el terlemesi gibi daha sosyolojik işleri konuşuyoruz. Şimdi bu akciğer kanseri olan bir hasta ben akciğer kanseriyim diye doktora gelmiyor. Aslında akciğerin içindeki oluşan kitlenin yavaş yavaş büyüyüp ondan sonraki oluşturduğu sorunlar bizi doktora itiyor. Ne bu sorunlar peki? Neler hocam? Genelde, neden geliyorlar sizlere? Genelde öksürüktür sıkıntı. Çünkü niye? Nasıl bağırsaklardaki sıkıntıyı, ishal, ne bileyim midedeki problemi, mide bulantısı, kusma belli ediyorsa, solunum sistemi ise konumuz, genelde öksürüktür en büyük sıkıntı ve tedricen ilerleyen ya da kesilmeyen öksürük gibi. Diğer konuda bu kitlenin temas ettiği organın ağrısı. Akciğerler ağrısız. O yüzden zaten hastalar biraz geç geliyorlar. Hangi öksürükten şüphelenmeliyiz peki? Yani süreklilik arz eden öksürükler. Yani böyle gecesi gündüzü pek fark etmeyen. Çünkü mesela örneğin gribal öksürükler ya da geniz akıntısı dediğimiz öksürükler böyle daha çok geceyi sever. Ama bunun öyle bir vakti zamanı yok. Hava yollarını basıya uğratmasına bağlı öksürükler. Bir de beraberinde tabii kanlı balgam geliyorsa bu daha çok o tarafa kafayı yormak lazım. Bir de pek ağrısı olmaz dedim bu organın ama örneğin bizim akciğerdeki kitlemiz göğüs duvarına çok yakınsa işte göğüs duvarı ağrısı, omuza çok yakınsa işte omuz ağrısı gibi ya da orta hatta çok yakınsa oradan geçen organları sıkıştırmaya bağlı ya da oradan geçen sinirleri sıkıştırmaya bağlı bulgular da olabiliyor. Bunun dışında tabii kanserin kendine ait şeyleri var, bulgular var. İşte bu kilo kaybı, halsizlik gibi onlar da ilerleyen evrelerde olabiliyor ama özellikle majör bize hastaya getiren şey ne olur? Bir öksürük olur, ağrı olur, bir de şey olur, nefes darlığı. Niye nefes darlığı diyorum? Çünkü bu kitle zaman içerisinde büyümeyle birlikte hava yollarını sıkıştırmaya başlayacak. Bu da akciğerin bir kısmını kullanmasını engelleyecek. Orada volüm kaybı solunum sıkıntısına neden olacak. Bazen de tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarıyla da gelebiliyor. Kitlenin kapattığı alanın daha ötesindeki alan mikroplar için ideal bir ortam haline gelebiliyor. Bunlar üst üste biriktiğinde hasta bir şekilde bize geliyor ama genelde geç geliyor. Dediğim gibi akciğerin içinde ağrı duyusu olmadığı için hasta çok ilerleyen aşamalarda geliyor. O da bizim çok istemediğimiz bir şey. Erken tedavi çok önemli diyebilir miyiz öyleyse hocam? Yani erken tedavi önemliden daha öte. Tabii burada şunu unutmamak lazım. Yani akciğer kanseri birazcık kendim ettim, kendim buldum hastalığı. Niye? Çünkü bizim akciğer... Neler yapıyoruz da peki akciğer kanserine yakalanıyoruz? Evet, kendim ettim, kendi bulduğumun aslında açıklamasını söylemek gerekirse bir defa akciğer kanseri olanların %90'ı sigara içicisi. %90'ı diyorum. Bu geri kalan %10'un da biraz şanssızlığı var. Şöyle ki ya eşi kalınsal sigara içiyor. Biraz daha? Yok, eşi sigara içiyor. Ya da şöyle genetik kansere yatkın aileler var. Bu çok küçük bir oran aslında akciğer kanseri için konuşacak olursak. Bir grupta işte dışarıdaki bazı işte radyasyon, asbest gibi işte başka maddelere maruziyetle oluyor. Bir şanssız grup da var. Onlar da işte sık enfeksiyonlar, tüberküloz yarası, geçirilmiş zatürre yarası gibi akciğerdeki harabiyetin üzerinden gelişiyor. Ama en büyük grup kendi düşen ağlamaz grubu. Peki çünkü anne karnındaki bebek de bu az olarak nitelendirilen risk grubuna girebilir mi hocam? Girmez. Niye söylüyorum? Çünkü sigara dumanının geçme şansı yok çocuğa ama şu var. Sigara içen ailelerin bebeklerinde daha büyük sıkıntılar var aslında. Yani kansere gelene kadar işte gelişme, geriliği ve benzeri çocuğun 1-0 hayata yenik başlamasına vesile oluyor. Her anne sigara içmeye devam ediyorsa. Ama sigara gibi dış etkenler en büyük sebep. Hayat süresi içerisinde bizim o sıkıntıya maruz kaldığımız süre çok önemli. Hani hep şey derler, ya ama ben az içiyorum ya da işte ben sigaranın az zarar vereni içiyorum. Ya bu birazcık kendini avutma ama yanlış avutma yöntemi. Sosyal içiciyim gibi ya da. Yok öyle bir şey. Niye söylüyorum bunu? Şimdi kanseri tetikleyen olayı kafamızda iyi canlandırırsak resim çok iyi oturacak kafamızda. Şimdi siz veya ben elimize kazma kürek alalım, akşama kadar bir kuyuyu kazma görevi bize verilse, biz bu işe çok yatkın değilsek, elimiz
akşama su toplar ya da işte nasırlaşmaya başlar. Niye? Çünkü o sürtünmeye karşı vücudumuz kendini korumaya alıyor. Derisini kalınlaştırmaya başlıyor. Hasar görmesin diye, değil evet, mi? Evet, onu kalınlaştırmaya başlıyor ve işte oradaki sıvı göçü oluyor. Yani aslında elini kurtarmaya çalışıyor vücut o travmadan. Şimdi siz devamlı içinize duman alıyorsunuz, yabancı maddeler alıyorsunuz ve o hava yollarını irite ediyorsunuz. O kazma kürek sapının elimizde irite etmesi gibi. Biz bu kazma kürek işini bitirdikten sonra belli bir süre sonra elimiz normale döner. Biz o yüzden diyoruz ki sigarayı hemen bırak. Aynı o kazma küreği bırakmamız gibi sigarayı hemen bırakırsak o iritasyon bittiğinde o kendini korumak için akciğer dokusu değişmeye başlıyor ya, orada duruyor. Ama siz bunu inatla sürdürürseniz, bir adam 30 yıl bu inşaat işini yaparsa onun elleri artık bizden farklılaşır. Daha sert, daha kalın bir hale gelir. Akciğerde de biz ısrarla onu rahatsız edersek kendini korumak için yaptığı o değişim ve dönüşüm bir noktadan sonra geri dönüşsüz hale geliyor. İşte o zaman da biz kansere merhaba diyoruz ama bizim suçumuz. Şimdi niye sigaranın işte şu su, bu su, işte şu markası, işte az zararlısı olmaz diyorum. Siz elinize aldığınız kazma küreğin dut ağacından mı sapının yapıldığı ya da çam ağacından mı yapıldığı önemli değil. Önemli olan oradaki sürtünme. Verdiği hasar. Evet, siz de sigara ve benzeri iritanlarla hava yollarını devamlı rahatsız ede ede onu siz kendiniz itiyorsunuz oraya. Birazcık o yüzden diyorum kendim ettim, kendim buldum hastalığı. Burada şey ne, çözüm ne? Erken bir defa yakalarsak biz çözüm bulabiliyoruz. Siz eğer hatanızdan erken dönerseniz aynı o kazma kürek işini bırakan kişinin birkaç gün sonra ellerindeki nasırların yok olması gibi o değişim ve dönüşüm süreci geri geliyor. Bazen hastalar şey diyor, işte geliyor akciğerinde kitle var, sen kansersin diyoruz. Ama diyor ben sigara içmiyorum ki diyor. İçmediniz mi? Ya, 30 yıl içtim diyor ama son 5 yıldır içmiyorum. Hı hı. En büyük sebep sigara. Diğerleri neler peki sigaranın işte, yanı sıra? Mesela şöyle, sigaradan biz diye diyoruz, hava yollarını rahatsız ediyor. Hı hı. Bir kişi sigara gibi çok fazla hava yollarını rahatsız edici bir ortamda bulunmuş olabilir. Örnek veriyorum, bu dumana, kire, pasa, toza çok maruz kalmış ortamda irite edici çok fazla gaz solumuş olabilir. Onun dışında da bazı kimyasallar, işte inşaat sektöründe kullanılan ya da işte bazı bölgelerin, örnek veriyorum, ülkemizde bazı bölgeler var, işte toprağın içindeki maddeyle temas etmek onlar da akciğerin zarında kanser yapabiliyor. İşte radon gibi, asbest gibi bazı maddelere maruz kalmak. Ya bunlar ama hep küçük oranlar. Diğer bir konuda enfeksiyonlar, yani işte tüberküloz ve zatüre gibi sık geçiren enfeksiyonların hasarı. Onda da eskiden çok görüyorduk, yeni dönemde görmüyoruz. Çünkü ülkemizde de şöyle bir mekanizma var artık. Biliyorsunuz çocukların aşıları eskisine göre daha iyi yapılıyor. Bir de 18 yaşına kadar sağlık güvencesi var herkesin. Bir şekilde tedavi edilebiliyor. Yani bu denli enfeksiyonları tedavi edilmemiş insanlar azaldığı için biz artık hani o sekele bağlı kanserleri daha az göreceğiz. Şu an bizim en büyük sıkıntımız, niye hep sigarayı ısrarla üstüne basıyorum? Şu an erkeklerde ve kadınlarda totalde kansere bağlı ölümlerin başında akciğer kanseri geliyor. %18-20 aralığında kanser ölümlerinin en büyük sebebi akciğer kanserleri ve bunun en büyük sebebi sigara. Ve sigarada da şöyle bir sıkıntımız var. Kolay ulaşılabiliyor. Bir de hep eğitim şart diyoruz ama yapılmış analizlerde de şöyle bir fark, gariplik var. Bayanlarda eğitim düzeyi arttıkça sigara içme oranı da artıyor. Yani eğitimin aslında burada kötü bir şeyi var. Özellikle ülkemizde bir yansıması var. Erkeklerde de ters. Doğru yani, orantılı ilerlemiyor öyleyse. Erkeklerde de eğitim düzeyi düştükçe sigara artıyor. Bayanlarda eğitim düzeyi arttıkça artıyor. Demek ki oraya da biraz kafa yormamız lazım. Yani sigaranın başımızın belası olduğunu biz hepimiz kabul ediyoruz. Özellikle akciğer kanseri için en büyük sebep olduğunu kabul ediyoruz. Burada şunu unutmuyoruz. Hatanın bir yerinden dönmek mümkün. Burada ne kadar erken dönersek o kadar kazançlıyız. Çünkü top çizgiyi geçtikten ve gol olduktan sonra ya tüh vah demenin bir anlamı yok. Yani sigarayı artık o değişim ve dönüşüm başladıktan sonra bıraksanız da bir anlamı yok. Nurettin Hocam'la sohbetimizi sonlandırıyoruz. Çok güzel, çok kıymetli bilgiler paylaştı bizlerle. Kendisine tekrardan teşekkür ederken sözü sıradaki konuğumuza bırakıyorum. 8.30'da sağlık saatinde Medikal Direktör Yeşim Alkan'la birlikteyiz bugün. Yeşim Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim siz? Bizler de çok iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Bir an önce sohbetimize başlamak istiyorum. Çünkü çok önemli konulara değineceğiz bugün sizlerle.
pandemi sürecinde sağlık turizmindeki değişikliği sizler nasıl yorumlarsınız? Pandemi sürecinde birçok sektörde olduğu gibi sağlık turizminde de büyük değişimler oldu tabii ki Türkiye'de. En başta bir daralma söz konusuydu. Daha sonra geçen yıl Mart ayında bir daralma oldu ama daha sonra yine biz yurt dışından misafirlerimizi kabul etmeye devam ettik. Belli koşullarda söylediğiniz gibi pandemiyle beraber yaşantımıza çok farklı kurallar girdi birçok sektörde olduğu gibi. Biz de yine bu kurallara uyum sağlayarak çalışmalarımızı sürdürdük ama tabii ki bir yıl önceki gibi değil. Sonrası için de birkaç ay sonra biraz daha farklı bir planlama olacak diye görünüyor. Neler değişecek peki? Sizler neleri öngörüyorsunuz? Bana göre aşıyla ilgili çok iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum ve biraz daha hızlı bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorum. Birkaç ay sonra aşılamada ilerledikçe bu uluslararası kapıların daha hızlı ve kolay açılacağına inanıyoruz hepimiz. Çünkü aşı aynı zamanda Avrupa'da da uygulanıyor. Türkiye'de tabii ki çok daha iyi bir şekilde ilerliyor. Hani aşılanan kişi sayısına baktığınız zaman. Buna istinaden birkaç ay içerisinde vaka sayılarının da biraz daha azalıp bir şeylerin daha kolay yoluna gireceğini ümit ediyoruz. İnşallah diyelim. Aynı zamanda bu sizin için de çok önemli kapıların açılması. Çünkü yurt dışından çok fazla talep var sizlere. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden Türkiye popüler hale geldi son zamanlarda saç ekiminde? Türkiye aslında sağlık turizminde sadece saç ekiminde değil birçok konuda çok popüler. Bizim uluslararası sağlık turizmi diye söylediğimiz şey çok geniş kapsamlı bir şey. Buraya insanlar dünyanın her yerinden birçok hastalığın tedavisiyle ilgili geliyorlar. İşte buna tüp bebek deyin, göz, diş, işte kanser hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisi için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Güven çünkü verdiğimiz için mi? Hem çok güven veriyoruz hem de sağlık sistemimiz gerçekten çok iyi çalışıyor. Yani bütün dünya zaten bunu son bir yıl içerisinde gördü. Dünyadaki bütün ülkelere baktığınız zaman bir düzen var burada, bir sistem var ve çalışan, yürüyen bir sistem var. Hekimlerimiz çok başarılı. Saç ekiminde de çok ön plandayız. Yıllardır çok ön plandayız saç ekiminde zaten. Baktığınız zaman Türkiye'ye gelen insan sayısına diğer ülkelere göre her yıl milyonlarca insan sadece estetik operasyon için ülkemizi tercih ediyor. Diğer tedavilerin çok dışında. Sadece estetik için milyonlarca insan geliyor buraya. Dolayısıyla bunlar işte hekimlerimizin başarısı tabii ki. Sektördeki başarılı insanlar, başarılı sonuçlar, fiyat performans, her şey. Birçok etkeni var bunun. Kesinlikle öyle. Yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da çok fazla talep var sizlere. Çok fazla. Peki neden oradan kalkıp gelip de sizleri tercih ediyorlar Yeşim Hanım? Çünkü burada çok ciddi, deneyimli hekimlerimiz var. Yani buraya gelmelerinin en büyük sebebi bizim bu işi sürekli ve düzenli yapıyor olmamız ve bu işte çok başarılı olmamız. Çalışma sistemimiz de diğer ülkelere göre çok farklı bizim. Yani burada nasıl farklılıklar bunlar? Ya burada bir saç ekimi işlemi yaparken, örnek veriyorum, bir saç ekimi işlemi yaparken hastaya çok yüksek graft nakli gerektiğini düşünün. 5 saat değil de 10 saatlik bir operasyon. O 10 saatlik operasyonu biz ivedi bir şekilde kalabalık bir ekiple asla yorulmadan tamamlayabiliyoruz. Aynı operasyonu ertesi gün tekrar da yapabiliyoruz. Ama birçok ülkede böyle değil. Yani daha kısa saatler içerisinde çalışıyorlar. Daha az graft sayıları naklediliyor. Buradaki tecrübeyi gerçekten dışarıda, hani ben başka başka ülkelere de gittim. Başka başka kliniklerde de çok şey izledim. İnanılmaz teknik farklılıklar var aramızda. Çalışma sistemi çok farklı. Yaptığımız işlemler çok farklı. Evet, yöntem aynı. Fuya yöntemi. Gerçekten herkes saç ekimi yaparken donör sahadan, ense bölgesinden graftleri tek tek çıkartıyor. Kimisi bir cihazla, kimisi manuel. Yöntem aynı ama herkesin bunu uygulayışı çok farklı. Herkesin kendine has teknikleri var. Türklerin elleri bu işe çok yatkın. Türk hekimlerimiz bu konuda çok başarılı ve popülerler bütün dünyada. Aslında bu popülerlik beraberinde bir takım kötü durumları da beraberinde getirdi. Çünkü çok fazla saç ekimi merkezi açıldı. Özellikle maalesef son zamanlarda. Bu durumu sizler nasıl değerlendiriyorsunuz Yeşim Hanım? Doğru buluyor musunuz? Şimdi Betül Hanım, bu bizim kanayan yaramız aslında. Şöyle, bu son 6 ayda biraz daha fazla gelişti bu söylediğiniz durum. Burada bir suistimal var. Evet, Türkiye gerçekten bu işte çok başarılı, çok yukarıda, çok iyi sonuçları var. Ama son 6-7 ay içerisinde devletimizin içerisinde boğuştuğu, mücadele ettiği bir Covid durumu var. Dolayısıyla hani bazı yerlerde bir takım gevşemeler oldu ama birkaç aya kadar yeni düzenlemelerin yapıldığını ben çok iyi biliyorum. Birkaç aya kadar bunların hayata geçeceğini düşünüyorum. Daha iyi denetleneceğini düşünüyorum. Çünkü legal klinik sayısı gerçekten çok azaldı. İllegal klinik sayısı çok fazla. Bunların tespit edilmesi gerekli. Çoğu tespit edilmiş durumda. İşte kalanları da tespit ediliyor şu anda ve devlet gerçekten bununla alakalı çok güzel bir düzenleme yaptı.
devletin söylediği koşullarda çalışan hiçbir yer zaten hiçbir şekilde zarar görmediği gibi hastaları da hiçbir şekilde zarar görmüyor bu tarz kliniklerde. Çünkü düşünsenize düzenli olarak Sağlık Bakanlığı denetliyor. Ameliyathanede soluduğunuz havayı da denetliyor. Çalışanlarınızı da denetliyor. Ameliyathanenizin yer zeminine kadar denetliyor. Ama illegal bir yere gittiğiniz zaman bunların hiçbiri olmadığı için bu hasta açısından da bir risk. Aslında devlet burada hastayı koruyor, sizi koruyor. İllegal olanı neden tercih ediyoruz peki? Yani farkında olmadan mı yoksa daha çok fiyat etkili oluyor diyebilir miyiz? Fiyat da çok etkili oluyor tabii ki. Ayrıca yani hem fiyat konusu var hem de insanlar tabii ki bunu araştırırken çok farklı reklamlarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla farkında olmadan da tercih ediyorlardır. Bizim amacımız, görevimiz her yerde insanları bu konuda uyarıda bulunmak, her yerde bunu söylemek, araştırma yaparken buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hem kendi sağlıkları için hem de gerçekten bu sektörde böyle büyük bir açık var ve bu açık olan kısmın daha fazla ilerleyememesi için bunu çok dikkate almak lazım. Araştırma en önemli husus diyebiliriz çok öyleyse. Çok önemli, evet. Neler yapmalıyız araştırmalarımızı tamamlarken? Araştırmaları yaparken tabii ki az önce bahsettiğim gibi müracaat edecekleri yerin bütün yeterlilik sertifikalarına sahip olması birinci öncelik. Bunları görmek de isteyebilir insanlar, en doğal hakları, doktorla muhatap olmaları. Onun dışında tabii ki referans görmek istemeleri. Referanslar çok önemli. İnsanlar bilmek istiyor nasıl olacak veya daha önce geçmişte oraya gelen hastalar nasıl bir hizmet almış, memnun kalmış mı, sonuçlar nasıl olmuş, bunları bilmek istiyorlar. Araştırma yaparken mutlaka referans sormalılar. Yanlış referanslar, yanlış yönlendirmeler de olabiliyor mu peki? Yanlış referans olması çok zor. Yanlış yönlendirme zor. Sadece ahlaki olmayan bazı reklamlarla insanların kafasını karıştırmak mümkün. Yoksa onun dışında hatalı bir referans olma durumunun olacağını ben düşünmüyorum. Burada sadece dediğim gibi araştırırken işte devletin kontrolü altında mı o yer? Yapan kişiler bunun için gerçekten yetkili mi? Ameliyathane tam donanımlı mı? Çünkü lokal anesteziyle yapılıyor. Ne olursa olsun az da olsa bir risk barındırır. Riskli bir durumda ona müdahale edecek tüm teşkilat ve personel var mı orada? Bununla ilgili yetki belgeleri var mı? Bu çok önemli ve dediğim gibi sonuçları çok önemli. Tecrübe önemli. Araştırmalarımızı tamamladık fakat aslında bundan önce kişinin kendisini hazır hissetmesi gerekiyor da diyebilir miyiz bir yandan? Kesinlikle. Bu operasyon için öncelikle kişi kendisini hazır hissetmeli ve bu işlem için uygun olup olmadığını bilmeli. Biz de hasta seçiyoruz açıkçası. Biz de her karşılaştığımız hastaya saç ekimi yapmıyoruz. Bizim de belli kriterlerimiz var. Hangi kriterler bunlar peki? Dinleyebilir miyiz? Donör sahası yeterliyse, çok sağlıklı bir bireyse, açık alan saç ekimi için uygunsa, hastanın beklentisini bilmek lazım. Beklentilerini operasyonun sonucuna göre hastaya anlatmak, bilgilendirmek lazım. Hastanın yaşı, her şeyi burada çok önemli. Hangi yaş aralığı önemli peki uygulanabilir? Aslında 18-60 yaş arası, 70 yaş arası birçok insan gelip saç ekimi yaptırıyor. Burada dökülmenin yoğunluğu, mesela 18-20 yaşında birisi geldiyse saç ekimi için, saç dökülmesi hala devam ediyor demektir ya da yeni başlamış demektir. Bu tarz hastalarda direkt saç ekimi yapmak yerine farklı medikal tedaviler uyguluyoruz. Önce saç dökülmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. 25 yaşından sonraki hastalarda yine dökülmenin boyutuna bakıyoruz. Eğer önüne geçebileceğimiz bir şey ise, saç ekeceğimiz kadar bir boşluk oluşmadıysa yine medikal tedavilere yönlendiriyoruz. Ama o hani bizim işlem yapabiliriz diyeceğimiz açıklığa erişmişse ona göre planlama yapıp hastaya neyle karşılaşacağını detaylarıyla anlatmak gerekiyor. Peki kimlere uygulanamaz diyerek işlem uygulamıyorsunuz? Yani sağlık problemi varsa eğer hastanın, işte kalp hastalığı, şeker, tansiyon veya bulaşıcı herhangi bir rahatsızlığı varsa ya da saç dökülmesi o sırada gerçekten çok aktif devam ediyorsa saç ekimi uygulamayı açıkçası biz çok doğru bulmuyoruz. Medikal tedavilerle önce saç dökülmesini durdurmaya çalışıyoruz. Tabii ki belli bir açıklığa erişmişse medikal tedaviyle önüne geçemezsiniz. Saç kökü nasıl diyeyim, canlı bir hücredir. Canlı bir hücre öldükten sonra tekrar dirilemez. İnsan gibi düşünün. Yani öldükten sonra dirilmesi mümkün değil. Olmayan bir hücre bu. Ama bazı fazda baktığınız zaman henüz tam ölmemiş, sadece biraz zayıflamış, incelmiş, ona müdahale edersiniz. Bu da yine bitki ve insan gibi düşünün. Yani hastalandığında tedavi edip iyileştirebileceğiniz şekilde düşünün. Ama tamamen hücre orada öldüyse bunun tek çözümü zaten saç nakli. Başka bir tedavisi yok. O zaman öncelikle kontrol de gerekli diyebiliriz. Kesinlikle konsültasyon çok önemli, kontrol çok önemli. Yurt dışındaki hastalarımız bize online bir şekilde ulaşıp konsültasyonlarını yaptırıyorlar. Yani görüntülü bir konuşma yapıyoruz öncesinde. Uygun mu değil mi?
Ona göre karar veriyoruz. Ondan sonra seyahat ediyorlar. Yurt içindeki hastalarımız zaten kliniğimize gelip ziyaret ediyorlar bizi. Analizden geçtikten sonra karar veriyoruz bu işlem için uygun olup olmadığını. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Medikal Direktör Yeşim Alkan bu hafta özel konuğumuz oldu. Şimdilik kendisiyle aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın.